Ekonomi Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş haline getirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun yapısı baştan aşağı değiştirildi. Buna göre DEİK'te Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'ne hiçbir şekilde yer verilmedi. TÜSİAD sadece yönetimde değil, DEİK'in hiçbir organında görev almayacak, aidat da ödemeyecek. DEİK yönetim kuruluna ise artık Ekonomi Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı da gerekli hallerde başkanlık edebilecek. Yeni yapıda DEİK'in kurucu kuruluşları da 99'dan 94'e düşecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Türkiye Müteahhitler Birliği yeni DEİK yönetiminde daha etkin olacak. Resmi gazetede dün yayımlanan yeni yönetmelikle DEİK'in çalışma usul ve esasları yeniden belirlendi. Buna göre 4 ana kurucu kuruluş adı altında özellikli bir yapı oluşturuldu. Buna göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nden oluşan 4 ara kurucu kuruluş, DEİK'in her aşamasında etkin olarak görev yapacak. Bu kuruluşların başkanları artık aynı zamanda DEİK'in başkan yardımcıları olacak. Böylece 3 yıl önce özel sektör kuruluşları arası ilişkilerde özel sektörden özel sektöre ilişki kurulması esastır. Yeni DEİK'e desteğimizin dışarıdan sürdürülmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz diyerek DEİK yönetiminden istifa eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu otomatikman kurumun yönetimine yeniden gelmiş oldu. Eski yönetmelikte ise başkan yardımcıları yönetim kurulu tarafından seçiliyordu. DEİK Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlığında en az 2 ayda bir toplanacak. Başkanın katılamadığı toplantıya 4 ana kurucu kuruluşun başkanlarından başkanın görevlendireceği birisi başkanlık edecek.